Evet, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün biliyorum geç vakit e, oldu, e, 830 buçuk 9 arası her akşam e, sohbet ediyorduk ama e, bugün çok kısacık bir yayın yapacağım. E, vatanım sensini, e, vatanım sensini bitmesini de e, bekledim. Arada e, yapmayayım dedim. E, biliyorum, pek çoğunuz e, bu güzel diziyi seyrediyorsunuz. E, ben e, seyredemedim bir programım vardı. E, ama fırsat buldukça e, izliyorum ben de. E, daha ziyade böyle toplu olursa zaten e, çıktığında e, CD'lerini alıp o şekilde de izlemeyi planlıyorum. Her neyse. E, bugün ne gelişmeler oldu? Bugün e, işte uçaktan e, Sayın Cumhurbaşkanı e, bu KHK'nın hiçbir şekilde değiştirilmeyeceğini söyledi. Peki e, o zaman iş Büyük Türk milletinin sağduyusuna kaldı. Çünkü yanlış bir şey yapıyorlar. Ama bizim milletimiz gerçekten sağduyuludur. Bunu yazdı bir kenara. Bunun yanlış olduğunu yazdı. Ben eminim ki AK Parti içinde de çok sayıda insan keşke bu inatlaşma olmasaydı diyor. Keşke bunun yanlışlığını görebilselerdi veya bir tartışma yolunu seçselerdi. Onun yerine suçlama, kutuplaştırma, huzursuz kılma, e, hemen sen hainsin deme, hemen e, efendim sen kime hizmet ediyorsun demeler falan bunlar yanlış. Bizim e, halkımız huzur istiyor e, sevgili arkadaşlar. E, gerçekten huzur istiyor. E, bu gerginlikleri hiçbirimiz istemiyoruz. Ben istemiyorum, siz istemiyorsunuz, hiçbirimiz istemiyoruz ben e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu e, meseleden herkesin Cumhurbaşkanı olarak e, çıkmasını e, arzu ederdim. Ama tercih etmedi. Bir yöneticinin en büyük şansı e, etrafında kendisine e, yanlışı söyleyebilecek, doğruya doğru yanlışa yanlış diyebilecek e, insanların bulunmasıdır. Ancak yöneticiler bu şanslarını kendileri yaratırlar. Kuşkusuz uslubunca, kuşkusuz nezaketle ama doğruyu söyleyebilen insanlara ihtiyacı vardır yöneticilerin. Anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı'na artık hiç kimse onun aklındakinin dışında bir şey söyleyemiyor. Bu üzücü. KHK'ya göre bu KHK'ya göre Cumhurbaşkanı ee, aynı zamanda savunma sanayinden sorumlu, savunma sanayi icra komitesinin başı, ee, Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme vakfının e, mütevelli heyet başkanı, bir daha başka e, yetkiler. Yani 2019'da e, belki de almayacağı e, anayasaya göre pek çok yetkiyi şu anda e, o harkak KHKlarıyla kullanmaya başladı. E, Sadece ve sadece şu zehir dediği Sayın Cumhurbaşkanı'nın, haklısınız e, demin bir arkadaşımız Pınar Hanım e, söylemiş. Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu zehir dediği internette Google'a girip veya Yahoo'ya girip e, pek çok e, hasta kişilikli e, insanın gruplar halinde silahlarını teşhir ettiğini görseydi bizim kaygımızı anlardı. Ama e, bu milletin büyük çoğunluğunun kaygısını anlamamayı sayın cumhurbaşkanı tercih etti. E, peki bir tercihtir e, bu. E, yöneticiler e, hizmet ettikleri kişilerin, e, insanların, halkın e, duygularını, ihtiyaçlarını, taleplerini anlarlar veya anlamazlar. Kendi bilecekleri e, iştir. Halkın da kendi bileceği e, şeyler vardır kuşkusuz. Keşke anlasaydı. E, bugüne kadar hiçbir e, Uyarımız maalesef yanlış çıkmadı. İnanın çok isterdim yanlış çıkmasını. Bunun yanlış çıkmasını gerçekten hepsinden daha çok istiyorum. Sivillere ileriye yönelik bir yargı muafiyeti, bir ülkenin aydınlarının doğruyu söylemesi lazım. Aydın olma iddiasındakilerin doğruyu söylemesi lazım sevgili dostlarım. Birilerine yaranmak için, birilerine hoş görünmek için sıfatların makamların kullanılmaması lazım. Bazen öyle bir şeydir ki en ufak bir tereddütünüz, en ufak bir e, tehlike e, algınız varsa bunu paylaşmanız gerekir. E, bir damla suya e, damlatılmış e, bir, bir bardak suya damlatılmış bir damla mürekkep çünkü işi bulandırır sevgili dostlarım. E, eğer bazı insanların aklına bu KHK'nın, ileriye yönelik bir suç işleme özgürlüğü sağladığı geliyorsa işte bu tehlikelidir. Gerçekten tehlikelidir. Eee biz buna işaret etmiştik. Eee milletimizin eee büyük çoğunluğunun eee sağ duyusu eee umuyorum ki umuyorum ki eee bu KHK'da getirilenin getirileni boşa çıkaracaktır. Bizim kaygılarımızı da diliyorum ki eee boşa çıkaracaktır. Eee ancak Sayın Cumhurbaşkanının tüm e, milletin cumhurbaşkanı e, e, olması gerektiğine dair talebimizi de e, bu e, yaklaşımı boşa çıkartmıştır. Keşke dinleseydi. Keşke halkını dinleseydi. Keşke kendi e, partisindeki insanları dinleseydi. Çünkü ben biliyorum ki kapalı kapılar ardında onlar da ya yanlış oldu e, diyorlar. Eee Keşke böyle olmasaydı. Keşke bir 16 rakamı oraya eklenseydi. Ne var ya? Bir 16, 1 ve 6'yı oraya eklemekte ne sakınca olurdu? E, bu e, inatlaşma, bu dayatma e, nedendir? E, diye e, emin olunuz e, kendi en yakınları bile soruyorlar. E, bu millet de soracaktır diye düşünüyorum. E, Çetin Altan'ın bir güzel lafı var iki e, oğlu da e, ikinci cumhuriyetçidir ve e, 2010 e, referandumunun geçmesinde yetmez ama evetçidir ama bir kenara bırakalım Çetin Altan önemli bir gazeteciydi Allah rahmet eylesin enseyi karartmayın derdi e, ben enseyi karartmamayı e, her zaman için Türk milletinin e, sağduyusuna e, eşsiz öngörüsüne borçluyum. E, yeter ki e, bu millet doğru bilsin. Yapmaya gayret ettiğimde doğru bilgilendirmek. E, ancak bu e, süreçte e, çok sıfatlı, çok makamlı kişilerin de e, milleti yanlış bilgilendirdiğini gördüm ve üzüldüm. E, bu arada zeytin ağaçlarından bahsediyorsunuz. E, bir dakika, nerede? Raziye Hanım. Zeytin ağaçlarının kesildiği, evet bakın bugün elimdeki e, bilgilerde, peki biraz sohbet edelim o zaman. Ee, bugün yine e, uçaktan bildirildiği üzere e, Tunus'a e, Cumhurbaşkanı e, sizden zeytin zeytinyağı alacağız sözü vermiş. E, memleketteki zeytin ağaçlarını termik santral yapacağız diye kesip e, Tunus'tan da ucuza zeytinyağı getirmek zeytin üreticisini e, bitirir. E, umarım zeytin üreticisini dinlerler e, saraydakiler. Son derece yanlış olur çünkü e, Tunus'tan ucuz zeytinyağı getirilmesi e, Türkiye'deki zeytinciği mahveder. Devlet yurdunda kalan 17 liseli yemekten zehirlenmiş sevgili dostlarım. İzzet Baysal, Bolu, İzzet Baysal Anadolu Lisesi yurdu. E, askerimiz de zehirleniyor. Şimdi e, yurtta kalan çocuklar da zehirleniyor. Neden? Çünkü keyfilik var sevgili dostlarım. Baştan sona. E, keyfilik var e, Ahmet sağlam yol doğruların görünmeyen orduları vardır e, bu bu değişik bir söz e, tabii ki e, hukuk çerçevesinde e, her doğru mutlaka söylenmelidir şiddetsiz bir şekilde silahsız bir şekilde e, söylenmelidir Özlem uslu bilmiyorum Sayın Abdullah Gül'ün ne yapacağını Tülay Hanım amin ben de amin Kenan Kaçar 669 sayılı KHK mağdurları adalet bekliyor biliyorum bu konuyu çok ilgileniyorsunuz ve e, haklısınız askeri liselerde okuyan askeri okullarda okuyan pek çok çocuğumuz elle, elde hiçbir e, soruşturma olmadığı halde e, bu okullar kapatılınca başka okullara yerleştirildiler ama damgalandılar ne kadar kötü insanların damgalanması yani hem şu FETÖ'yü Devletin kılcal damarlarına kadar yerleştir. Hem de ondan sonra e, sen e, kendi açtığın devletinin askeri lisesine e, giden herkesi bir şekilde damgalı. Olmaz böyle şey. E, o askeri liselere giden e, işte bu cemaat mensupları, FETÖ cemaati mensupları e, varsa e, onları tespit et ama hepsini ve hepsini damgalamak son derece yanlış. Bakın insanlar o askeri liselerde okudukları için şu anda iş bulamaz hale geldiler. Böyle bir şey olmaz. Oysa askeri liseler Anadolu'nun fakir çocuklarını çocuklarını güzel bir yaşama e, vatana, millete hayırlı bir e, işe hazırlayan askeri liselerdi. Hizmeti çok büyüktür. E, şimdi askeri liseye gitmek kusur gibi e, oldu maalesef. Bunu yapmamaları lazım. Bir e, nasıl yaparlar? Bir soruşturma geçirilir. E, aklanır, temizlenirler mi? Ne kadar yanlış bir şey olduğunu görüyorsunuz. Devletin ayarlarıyla oynamak. Sibel Hanım, oğlum iş bulamıyor, psikolojisi bozuldu. Maalesef genç e, işsizlik yüzde yirmilerde e, dolaşıyor. Çok acı bir e, durum. Gerçekten çok acı bir durum. Şükran Mildan e, bir kez daha yanıldık bizi birileri kandırdı der olur biter. İşte e, olmuyor kandırılmakla olmuyor ama ben emin olunuz e, etrafındaki birilerinin bu madde konusunda kendisinin yanılttığını düşünüyorum. Artık kime inanıyor kime şey yapıyor bilemiyorum ama bütün bir ee, milletin e, kaygısını ya da en azından milletin çok büyük bir kısmının kaygısını kendisine oy verenlerin kaygısını da Sayın Cumhurbaşkanı e, dikkate bile almadı. Ha Şöyle bir e, şey olabilir. E, madde e, meclise geldiğinde bir gün getirilecektir diye düşünüyorum. O sırada düzeltilebilir diye e, tahmin ediyorum. E, İsmail Yaşar yalvarır gibi konuşmuyorum. Nazik konuşuyorum e, sevgili dostum. Neden nazik konuşuyorum? Çünkü mecliste herkes birbirine bağırıyor İsmail Beyciğim. Herkes birbirine hakaret ediyor. Ama ben e, halktan biri olarak e, artık seslerin yükseltilmesi değil, düzgün cümleler kurularak birbirimizi anladığımız bir Türkiye'yi e, istiyorum. E, sizin gücünüzün bağırmaktan değil, topyekün hep birlikte aynı şeyi talep etmekten geçtiğini düşünüyorum. Siz de talep edin, bakın bağırmak yerine sükunetle talep edin çünkü sükunetten daha büyük bir güç yoktur. Sakin sakin talep etmekten daha büyük bir güç yoktur. Küfretsem bir şey yarayacak mı İsmail Beyciğim? Yaşa, yaramayacak değil mi? Ee, İsmihan Sezer madem zehir deniyor internete de yakında e, kapatma herhalde olmaz öyle bir şey. Semra Meral Baysal e, evet Anayasa Mahkemesi'nin görevini ihmal etmemesi lazım. Ben Anayasa Mahkemesi'nin 26 yıllık icd sahip çıkması gerektiğini bir kez daha söylüyorum. Bir gün öyle değil elbette elbette yanlış düşündüğünüz moralinizi bozmayın. Hiçbir şekilde moralinizi bozmayın. Canan Durdağı Ak Yıldız sakın ha sakın ha umutsuzluk her şeyin başıdır her her sonun başıdır umutsuzluk asla umutsuz olmayın. Bu millet en zor zamanlarda bile çözümler üretmiştir, çıkışlar üretmiştir. Ben milletimizin doğru bilgilendirildiğinde doğru değerlendirmeler yapacağını biliyorum sevgili dostlarım. O yüzden sakın ha umutsuzluğa kapılmayın. Mehmet Ertürk bugün bir gazeteye demeç verdim bu höhlerle ilgili ve diğer bu garip e, yapılarla ilgili e, şunu söylü düşünüyorum. E, Cumhurbaşkanına hakaret edilip edilmediğini sosyal medyada e, e, takip eden e, yüzlerce polis ve belki de savcı var. Timler var, özel timler var. Aman Cumhurbaşkanına hakaret edildi mi diye ve e, ağır eleştirileri bile Hatta eleştirileri bile zaman zaman e, toplayıp götürüyorlar işte e, soruşturmalar açılıyor davalar açılıyor gözünün yaşına bakmıyorlar ertesi gün müdahale ediyorlar o akşam müdahale ediyorlar Cumhurbaşkanına birisi bir şey söylediği zaman Cumhurbaşkanına ya da hiç kimseye hakaret etmek Tabii ki doğru değil ama bu kadar titizler fakat e, bu Höh dediğiniz ya da işte bir, bir takım garip başka yapılar var. Fişeklikleri e, kuşanıyorlar, ellerine mavzerleri alıyorlar, makinalı tabancaları alıyorlar, poz veriyorlar. Şöyle yaparız, böyle yaparız diyorlar. Tık yok. Böyle şey olmaz, böyle şey olmaz. Böyle böyle bir devlet olmaz. Yani Cumhurbaşkanı'na e, gösterdikleri titizliğin yüzde birini bu tür e, ...halkın huzurunu, sükununu bozan yapılara karşı gösterseler yeterli olacak e, zaten. O bakımdan yanlış yapıyorlar. E, Mutlu Kara, Ahsen Coşar aldığınız koltuğu yeterince doldurabildiğinizi düşünüyor musunuz? En azından yetmez ama evetçi olmadığım için fazlasıyla doldurduğumu e, biliyorum e, Sayın Mutlu Kara. En azından Adalet Bakanı ile karşı karşıya televizyona çıkıp 2010 anayasa değişikliği ne kadar güzel olmuştur. Harikulade olmuştur. Az bile olmuştur demediğim için doldurduğumu düşünüyorum. Türkiye'yi altı kere dolaşıp ayak basmadığım ilçe bırakmadığım için daha fazla doldurduğumu düşünüyorum. Siyasi iktidarla el ele kol kola göz göze gelmediğim için ee, doğruya doğru yanlışa yanlış dediğim için, siyasi iktidara boyun eğmediğim için daha fazla doldurduğumu e, düşünüyorum. Sizin başka öneriniz varsa, mesela avukatsanız siz de talip olabilirsiniz. Buyurun e, deneyebilirsiniz. E, yetkiniz, hakkınız vardır. E, yapabilirseniz e, buyurun gelin. Ama ben ne yetmez ama evetçi oldum ne ikinci cumhuriyetçi oldum. E, cemaat yapılanmasına karşı güveniyorum vatandaşlarımı zamanında uyardım. Eee o kandırmaca açılım sürecinde vatandaşlarımı zamanında uyardım. Eee o tarihte Türkiye Barolar Birliği'nin e, eski başkanı da e, eğer uyarsaydı e, belki daha farklı olabilirdi. Eee onun e, sıkıntısını hala çok yaşıyoruz Sayın e, Mutlu Kara. Eee o yüzden bence siz o konulara girmeyin eee derim. Yanlış yaparsınız. Bilgi eksiğiniz var çünkü. Faruk Usal kimler geldi kimler geçti Çok kişi geldi çok kişi geçti e, Haklısınız e, Erdal Güngör Bey e, Gerçekten Yönetim inadı kaldırmaz yani ülke Ülkede, ülkede e, inatlaşmanın Zamanı değil Dışarısı bu kadar ateş çemberiyken Bizim içeride e, Bir olmamız e, inatlaşmamaktan Geçer inatlaşırsak e, Bu işin sonu olmaz e, Türkiye'yi yönetenler inatlaşmamalıdır. Türkiye yönetenler halkla inatlaşmamalıdır. Gemliğin taşınmasına ne diyorsunuz diye sormuş Berna Örnek. Gemliğin taşınacağı falan yok Berna Hanım. Gemliğin etrafındaki ormanları inşaata açtılar. Mesele bu. Yani 696 sayılı KHK'da Türkiye'de başka deprem riski taşıyan yer yokmuş gibi özellikle noktasal gemliği belirleyip Gemliğin etrafındaki ormanların e, imara açılması işte o olacak şey e, değil. Hülya İren e, satılacak bir şey kalmadı diyor. Maalesef Cumhuriyet'in kuruluşundaki her şey e, satıldı. E, Yalçın Lafçı neden siyasete girmiyorsunuz? Neden girmiyorum biliyor musunuz? Çünkü e, buradan seslendiğimde size, Örneğin bu yayını izleyen çok farklı siyasi görüşlerden insanlar var. Eğer ben bir siyasi parti taraftarı olsam, siyasi particilik yapsam herkesi ikna edebileceğimi ya da herkese hitap edebileceğimi düşünmüyorum. Belki ileride hayat ne gösterir bilmiyorum ama bugün için bu konum son derece güçlü. Referandumda örneğin biz pozisyonumuzu bu şekilde tutmasaydık, Vatandaşımızı objektif bir şekilde, doğru bir şekilde bilgilendirmeseydik, bugün Türkiye'nin çok başka noktada olacağını düşünüyorum. Denetleme ve frenleme mekanizması olduğumuzu düşünüyorum Türkiye Barolar Birliği olarak. Sizleri doğru bilgilendirerek halkın hiç kimsenin dayanamayacağı gücünü ...ortaya çıkartmasına destek sağladığımızı düşünüyorum. Halkımız doğru bilgilendirilirse her zaman için doğru uyarıları yapacaktır. Ben milletine çok güvenen bir insanım. Siz de sakın güveninizi yitirmeyin. Türker Körekoğlu binlerce masum bebek, kadın ve insanlar için... ...adil yargılanma istiyorum Türker Körekoğlu, adil yargılanma istiyorum... Çünkü kimin suçlu kimin suçsuz olduğunu sadece adil yargılama sonunda belirleyebiliriz. Ve bıkmadan usanmadan adil yargılama istiyorum. Cezaevine ya da tutuk evine konanların ne suçlu olduğunu söylerim ne suçsuz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü adil yargılama yapılmadan hiç kimsenin suçlu olup olmadığını bilemeyiz. Maalesef adil yargılamada büyük sıkıntı olduğunu söylüyorum ve gerekçeleriyle anlatıyorum. Emine Albayrak ee, çok haklısınız. Gelin hadi bir e, buradan belki kampanya başlatalım. Yerli zeytinyağı, yerli zeytinyağı. Aslında her şeyin yerlisini mümkünse kullanalım. Ama Emine Hanım yerli zeytinyağı e, kampanyasını e, hadi siz başlatın. E, Ayten Çolakoğlu, askerimiz, öğrencilerimiz, zehirlenen zehirlenen. Çünkü keyfi keyfilik var. Keyfilik var. İhalelerde de keyfilik var anlaşılan. Denetimde de e, keyfilik var. Canan Şahin Assubay Meslek Yüksekokulu demiş Her evde işsiz var maalesef her evde işsiz var Çünkü Türkiye artık yabancı yatırım almıyor Yerli yatırımda da düşüş var Fabrika açılmıyor sevgili dostlarım İleri teknoloji üretemiyoruz Çok orta ve ilkel bir teknolojiyle ile üretim yapabiliyoruz ...ve yeni yatırımda almıyoruz. Yabancı yatırımda yüzde otuza varan çeşitli rakamlara göre düşüş var. Bu da o kadar miktarda az fabrika açılıyor demektir. Fabrika açılmazsa da kuşkusuz işsizlik olur. Kimsenin kasten zehirlediğini düşünmüyorum Metin Durbal... ...fakat keyfilik işte tel tel dökülmeye neden oluyor... Yani ihaleyi düzgün yapmazsanız, yaptıktan sonra da yemek ihalesini alanı denetlemezseniz olacağı budur. Ucuz eti yiyen yok. İlyas ırmak sağlam. Aslında Türkiye'de ucuz et üretmek mümkün. Mümkün ama hayvancılığı maalesef yok ettiler. Tarım öldürüldü. Tarım arazileri Tokiye ya da işte imara açılırsa, e, hayvancılıkta peşi sıra e, gider hiç kuşkusuz. E, Mehmet Esel haklısınız. Askeri okula çalıntı, alıntı sorularla girenler mezun edilmemeliydi. Onlar ayıklanmalıydı. Ama herkes e, mağdur edildi. E, sevgili dostlarım Mersin'e ziyarette bulunacağım Mehmet Turan. E, Saliha Özden sizi CHP'nin başında görmek istiyoruz demiş. Benim siyasi particilikle ilgim yok siyasi particilik yapmıyorum Saliha Hanım ve yapmayı da gerçekten düşünmüyorum. O yüzden yani teveccüh gösteriyorsunuz ama bir kez daha defalarca söyledim. Sizi de çok seviyorum, çok saygılarımı sunuyorum o tertemiz yüreklerinizden hepinizin öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgi Yamaner, e, bu işte buradan konuşabiliyorum. Nadiren televizyonda imkan buluyorum. Kavgalı dövüşlü programlara çıkmıyorum. Çünkü e, kavga dövüşe ihtiyacımız yok. Sükunetle e, konuşmaya ihtiyacı var. E, Yıldırım Bircan, e, KYK ile en çok basın toplantısı, TV ve gazetecilerin e, olmayışı ve soru sormaması vardı. Aslında çok televizyon ve gazeteci vardı. Bir e, bir iki soru da aldık. Bir iki soru da aldık ama haklıyız tabii ki son derece haklıyız. Ee, mesela ben e, bu konuda KYK ile ilgili Cumhurbaşkanlığından herhangi birinin, adet Adalet Bakanı'nın, Sayın Başbakan'ın e, karşısında rahatlıkla televizyon programı yapabilirim. E, kimi isterlerse bu konuyu bildiğini söyleyen, bu konuyu yazdığını söyleyen, bu maddeye kim kalem almışsa ondan istedikleri bir televizyon kanalında kavga etmeden, sükunetle tartışabilirim. Ama yapacaklarını sanmıyorum. Mehmet Emin Erecek tam öyle değil. Sehfen Baylok yüklendi bahanesiyle tam öyle değil. Bir Mor Bey'in meselesi var. Bu doğru bu Mor Bey'in meselesi anladığımız kadarıyla onun açıklamasını yaptım size. yalnız şöyle düşünün. en az 11.000 kişinin 1-2 saniyelik sürelerle Baylog server'ına yönlendirilip oradan sinyal alması sebebiyle telefonunda ByLock yüklü olmadığı halde ilk listelerde adı çıkmış bu sebeple işte tutuklanmışlar, haklarında dava açılmış. Ee, bu yanlışlığı şimdi gidermeye çalışıyor yargı. Ee, bu tek tip elbisenin de ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Çünkü sadece müzik dinlediği ya da namaz vaktini e, sorduğu için Bailok Server'ına yönlendirilmiş kişilere de tek tip elbise e, giydireceklerdi. Demek ki tek tip elbise e, adil yargılanmaya karşıdır, yanlıştır. Raziye Yağcıoğlu, çocuklarımızı nasıl koruyacağımızı şaşırdık. Her yerde taciz, tecavüz. Bunları cesaretle üstüne gitmek lazım. Neden gitmek lazım? Çünkü kafayı kuma gömmek çözüm olmuyor. Eğitimle çözmek lazım. Bilal Karadan'a cuma geceniz mübarek olsun. Sizin de mübarek olsun efendim. Çok güzel, huzurlu bir akşam olsun inşallah. Nevin Hanım, emekliyim demişsiniz Nevin Eyüpoğlu. Maaşlar yetmiyor, yürek yangını gerçekten öyle %3 zam aldıydı e, bu sene emekliler. E, ama kırmızı mercimek %27, nohut %40 zamlandı. İşte oradan e, payb için e, mazotta %50 e, zamlandı. Ama eğer e, lüks yatınız varsa e, 5 lira 10 kuruş yerine 2 liraya deponuzu doldurabiliyorsunuz. Litresi 2 lira lüks yatın ama e, Şahin marka otomobilinizi mazot dolduracaksanız e, ya da işte traktörünüze mazot alacaksınız 5 lira 10 kuruş. E, Ay su varolardan daha etkin tepkiler bekliyoruz. Böyle lafla olmaz. Laf değil sadece yaptığımız. Sizi bilgilendirmenin laf olduğunu düşünmeyin Aysu Hanım. Sizin gücünüze güvenmek, sizin e, öngörünüze güvenmek, sizi aydınlatmak son derece önemli. Dün Türkiye'nin hemen hemen her yerinden baro başkanları, 60'ın üstünde baro başkanı biz toplandık ve ne kadar yanlış olduğunu söyledik. Bunun halkımız tarafından ciddi bir mesaj olarak alınması lazım. Halktan daha güçlü bir yapı olamaz. Halkın gücünün karşısında hiç kimse duramaz. Adil, keskin, hö hakkındaki düşünceleriniz hök. Höh, e, şu anda e, sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla insanlara huzursuzluk veren, e, onların e, rahatını kaçıran e, bir e, yasa dışı yapılanma gibi görünmekte. E, yasal bir dernek gibi örgütlenmişler ama söylemleri dernekler kanununa, aykırı fotoğrafları dernekler kanununa, aykırı e, İkinci Dünya Savaşı e, öncesi ve sırasındaki ee, bir e, böyle sivil e, baskıcı e, faşizan bir örgütlenmeyi çağrıştırıyor son derece yanlıştır bu e, savcıların derhal e, görevlerini yerine getirmesi lazımdır e, bu derneğin de kapatılması lazımdır KHK ile yüzlerce binlerce dernek kapatıldı kimse bunu görmüyor bu çok yanlış bir şeydir eee Şöyle aşağıya doğru iliyorum. E, Perihan Muş. E, nasıl ses verebilirim size? Ulaşın bana. E, tarih ve kültürel varlıklarla ilgili ne yapmam gerekiyorsa e, yapayım efendim. E, aşağıya doğru iniyorum. Kocaeli'de belediye başkanını eleştirdiğim için işten çıkarıldım. Dava açan açın Feyyaz Beyciğim inşallah e, olacaktır. E, şöyle aşağıya doğru iniyorum kusura bakmayın sizi e, bekletiyorum. E, Ferit Yıldız benim çocuğum Fatih Üniversitesi'nde okudu okul bitti köyde yaşıyor ya bu gerçekten Türkiye'de e, yüz binlerce insanın sorunu. E, bu üniversiteleri ben açmadım ben açtırmadım. Bu üniversiteleri Ferit Bey, siz de açmadınız, çocuğunuz da açmadı. Bu üniversiteler devletin yetkili makamı olan YÖK'ten izin alarak YÖK'ün kararıyla açılmış olan üniversiteler ve buraya biz bizler çocuklarımızı gönderdik. Yani siz çocuğunuzu gönderdiniz çünkü yasal bir üniversiteydi ve gönderdiniz. Kim tarafından yönetildiğini, kimin sermayesinde kurulduğunu halkın bilmesi yok imkanı yok. Ama şimdi bunların Fethullah Gülen cemaati üniversiteleri olduğu söylenerek kapatıldı. Peki ama bu insanları burada okuyan çocukları damgalamanın anlamı var mı? Burada okuduğu görüldüğünde iş bulamıyor. Özel sektörde bile iş bulamıyor. Ne kadar yanlış bir şey bu. Ne kadar yanlış bir şey bu. Son derece yanlış. Zuhal Özen bizi izlemeye başlamış. Zuhal Özen Atatürkçü Düşünce Derneği'nin üst yönetiminde bir harikulade cumhuriyet kadınıdır, vatanseverdir. Ayla Ertan yorum yapmış. Elbette milletimizle gurur duyuyoruz. Nevin Eyüpoğlu yeğenim 4 yıllık üniversite mezunu iş bulamıyor. O çocuklarımızın her birinin derdi bu. Hürrem Sibel İnci hepimizin yolu açık olsun. Bu höhlerle ilgili savcıların göreve e, savcıları göreve davet etmemiz lazım. Hepiniz yazın buradan höhlerle ilgili savcılar e, göreve deyin sevgili arkadaşlar. Celal Demir o sizin yüreğinizin temizliği çok teşekkür ederim. E, her yerde nefret söylemi var Pınar Akitir çok haklısınız. Paşa e, Başboğa evet işsizlik ben anladım. Biliyorum Türkiye'nin en büyük sorunu sevgili dostlarım işsizlik, bir numarada işsizlik ve ekonomik sorunlar var. Bu ekonomik sorunları unutturmak için bizi kutuplaştıran söylemlerin yapıldığını görüyorum ama gerçek sorunları hiçbir kutuplaşma önlemiyor. Yani biz tribüne çıkıp maç seyreder gibi birbirimize bağırırken sorunlar çözülmüyor. Yani e, şimdi e, ay sonunu zar zor getiren e, çocuğu işsiz, kendi işsiz olan birisi e, bir e, futbol maçına gidip tribünde hakeme küfrettiğinde ya da e, karşı takıma karşı tribüne küfrettiğinde o an için belki rahatlıyor ama dışarı çıktığı zaman işsiz olmaya devam ediyor. Aç kalmaya devam ediyor, borçlu olmaya devam ediyor. İşte bizim de şu anki meselemiz. Ee, bu birbirimize sövdürüyorlar, saydırıyorlar ama işsizliğimiz devam ediyor. İki işsiz birbirine sövüyor, iki e, borçlu birbirine sövüyor. E, çoluğunu, çocuğunu işe sokamayan iki baba karşı kamplardan birbirine sövüyor ama çocukları işsiz, ikisinin de işsiz. Böyle şey olmaz, e, efendim. Ben e, bu arada Güneş Gürseler e, üstadımız da izliyormuş. Efendim saygılar sunuyorum Tekirdağ'a. E, Oğuzhan Oğuzhan e, sizi de helikoptere bindirip kaybederler demişsiniz. E, olacak olan olur. Böyle endişelere e, hayatımda hiç yer yoktur. E, benim görevim size doğru bildiğimi söylemek. Beni bu devlet okuttu. Ben devlet üniversitesinde okudum. Bir lira para vermeden fakülte okudum. Ben devletime, milletime minnettarım. Yüksek lisans yaptırdı, doktora yaptırdı, yurt dışına gönderdi. Okuduğum fakülteye dekan oldum. Ankara Barosu Başkanı oldum. Türkiye Barolar Birliği Başkanı oldum. Buraya beni e, devletimin sağladığı imkanlar getirdi, milletimin teveccühü getirdi. O yüzden e, tüm samimiyetimle söylüyorum. Bir tek nefesim kalsa geride verecek, onu da bu millet için veririm, sizin için veririm. Bundan hiç, hiç tereddütünüz olmasın. Çünkü e, bir göz kırpsam hayatım kolaylaşırdı, bunu biliyorum. E, eyvallah desem hayatım kolaylaşırdı. Ee, ne var bunda desem, görmezden gelsem, çok rahat bir hayatım olabilirdi. Ee, ama aynada kendi yüzüme bakacak yüzüm olmazdı. taşıdığım soy ismine layık olamazdım. Ee, atalarıma, dedelerime layık olamazdım. hepsinden önemlisi size layık olamazdım. Ee, size bir kez daha şu sözü veriyorum. Doğru olmadığını bildiğim hiçbir şeyi size söylemeyeceğim. Sadece doğru bildiğimi. Doğru olduğuna inandığımı söyleyeceğim. Kararı da siz vereceksiniz her zaman için. Bu düşüncelerle sizi o tertemiz yüreklerinizden öpüyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Geceniz güzel geçsin. Huzurlu bir uyku uyuyun. Ve şuna inanalım. Yarın bugünden daha güzel olacak inşallah ee, yolumuza devam ediyoruz sevgili dostlarım hep birlikte devam ediyoruz morallerimizi bozmadan devam ediyoruz hoşçakalın efendim iyi akşamlar diliyorum.